Cevapladık mı? Ne tip bir öfke? Sağlıklı bir öfkedir. İnsanın öfkesini sağlıklı kullanması ne anlama gelir? Olgun bir ruhun içinde, hayatında öfkenin yeri nedir? Biraz konuşmuştuk ama biraz işte konuşmuştuk öfke sana. Demek insanın kendi dünyasını, kendi hayatını, kendi sevdiği insanları koruyabilmesi için yapmak zorunda oldukları içeren bir öfkeyse, yani aslında insanın kendi dünyasını hem sevilebilir tutmak hem de ona zarar verilmesini engellemek için kullandığı öfke gayet sağlıklı ve anlaşılır bir öfke. Ama tabii böyle bir öfke aslında çok yok edici bir öfke değildir. Sadece işte karşı tarafın zarar vermesini engellemeye çalışan bir öfkedir. Zaten böyle bir öfkeyi mesela hayatlarında kullanamayan insanlar, mesela kadınlarda panik atak, en önemli panik atak sebebi aslında kendi öfkelerini kendilerini koruyabilecek şekilde kullanamamalarından kaynaklanır. Ama şöyle bir şey olur. Öfkesinin farkında değildir. Bir şekilde bir gerginlik olmaya başlar. Huzurlu değildir, rahat değildir, mutlu değildir. Bir derdi olduğunu fark eder. Şikayetçidir. Ama hissettiği öfkeyi, daha doğrusu içindeki öfkeyi bir öfke hissi olarak kendi psikolojik alanına sokamadığı için sanki öfkeli olmak, İşte diyelim ki hep bu öfke, panik atakta, hayatındaki önemli insanlarla ilgili olur. Ya annesidir, ya kocasıdır, ya karısıdır. Yani hayatında yok olmasından, çıkmasından korktuğu insanlara duyduğu öfkeyi bazı insan hissetmez. Hissetmez ama bu sefer o panik atak dediğimiz bir problem olarak kendini göstermeye başlar. Psikolojik alana girmeyen öfke panik atak nedeni olur. Ya işte mesela bu tipik bir öfkeyi doğru kullanamama örneği. Dolayısıyla öfkesizlik, efendim, öfkeyi kendi psikolojik alanının dışında tutmak falan, bunlar marifet değil. Hatta problem oluyor işte. Ne olur panik ataklı bir insan? Yalnız kalamaz, tek başına bir yere gidemez, çocuklaşır. Korkar. Öleceğim, kalp çarpıntısı, işte kalp krizi geçiriyorum gibi yorumlanır. Panik atak içerisinde nefes, hava yetmiyormuş gibi algıladığı için boğulmaktan, ölmekten korkar. En bence beteri de bu en çok öfkelendiği insana muhtaç olur. Yani mesela tipiktir, işte diyelim ki kocasına çok öfkeli, ancak kocamla bir yere gidebiliyorum der. Veya evde kocam olursa rahat ediyorum der. O kendi öfkeli olduğu insanı da aslında birazcık eziyet eder. Üzerine böyle bir vazife yükleyerek, kendiyle ilgili vazife yükleyerek. Yani sanki bilinçaltı, senin yüzünden böyleyim, hadi bakayım şimdi gel de beni destekle der gibidir. Bilemiyorum yani şimdi hani insanlar işte öfkeyi çok kötü bir şey falan diye tanımlamak, işte böyle bir insan gerçeği var. İnsan öfkesini doğru kullanamaz ama hastalanıyor. Demek ki o zaman öfkeyi doğru kullanmak bir problem değil. Olması gereken bir şey. Erkekler de çok çok daha iyi. Kanalize edeceğiz o zaman. Yani size zarar veren bir şey varsa, değil mi? İnsan bir zarar gördüğü zaman bir ortamda ya o koşulları değiştirmeye çalışır ya kendine zarar veren insanı durdurmaya çalışır, engellemeye çalışır. Ama işte o öfkeyi hissetmekten kaçınmak çok ciddi bir problem. Bu erkeklerde panik atakta da aynı mekanizma mı geçerli? Evet. Yani panik atak günümüzün dünyasında işte diyelim 200 yıl önce, 150 yıl önce panik atak ayrıca dürtünün uygun olmayan insanlara uyanması yüzünden de olurmuş. Yani işte Freud'un falan çağlarında vaka şeylerine baktığımız zaman, çünkü o zamanlarda bayağı yaygın bir problem bu panik atak.
anksiyete diyorlar tabii, anksiyete nöbeti diyorlar o zaman. O zamanki etiyolojinin arkasında biraz da insanların kendi cinsel dürtülerinden duydukları korkunun da payı var. Yani işte mesela diyelim ki bir kız çocuğunun dürtüleri çok yoğun bir şekilde babasına kayıyor. O çağda bunlar çok fazla oluyor. İsteri dediğimiz şey zaten böyle bir şey. Dürtünün aile içerisinde, yani yasak nesnelere yönelmiş olmasından kaynaklanan bir şey. Ama günümüzde insanlık değişti. Yani öyle bu şeyin, dürtülerin kız çocuklarında babaya yönelmesi durumu, işte 1800'lü yıllardaki aile sisteminde erkek çocuklar annenin, kız çocuklar babanın falan gibi bir dünya var. O günün dünyasında. Özellikle işte Orta Avrupa'da, Avrupa'da. Bu çekirdek ailenin ilk oluşmaya başladığı zamanlar, o zamanlardaki aile konfigürasyonu bugünkü gibi değil. Daha fazla cinsiyet ayrımcılığı var. Ve kız çocuklar, erkek çocuklar böyle bir bölünmüşlük taşıyorlar. Yani o günün işte romanlarını falan, o yıllarda yazılmış şeylere baktığınız zaman zaten bunu görürsünüz. Bugünkünden daha farklı oldu. Ama bugün dediğim gibi panik atak daha çok öfkenin kullanılamıyor olmasından kaynaklanan bir şey. Yüzlerce panik atağı olan insana yardımcı olmaya çalışmışımdır. Hemen hemen hepsinde sorun, demin söylediğim öfkeyi kendini koruyabilecek, öfkesini benimseyebilecek yapıda olmamaktan kaynaklanır. Bu da aşırı endişeye yol açıyor değil mi? Kendi bedeni üzerinden. O öfke başka bir kanala giriyor. Ne oluyor? Çarpıntı, nefes alamama falan filan gibi semptomlara dönüşüyor. Peki onun agresyon şeklinde ifade edilmesi, ne bileyim hani, o da sonuçta sağlıksız değil mi? Bir şekilde ifade ediyor bu insanlar öfkesini de karşı tarafa zarar verecek şekilde. Evet, çoğu zaman zaten öfkeyi psikolojik alana sokamamanın nedeni ham olmasıdır. Yani öyle bir paldır küldür, haklıyken haksız duruma düşürecek veya ilişkiyi tahrip edecek bir çiğliktedir ki öfke. Dolayısıyla o hayata sokmaktansa onu hiç sokmamayı tercih eder. O da panik atağı neden olur. Aslında tabii şöyle bir şey var. İnsan bir şeyi yaşaya yaşaya düzeltir. Yani bu öfke de amma çiğmiş, amma hammış deyip onu gömdüğünüz zaman onu kullanmayı, doğru kullanmayı, onu daha ehil bir hale getirmeyi öğrenmemiş oluyorsunuz. İşte dün konuştuğumuz ergenlik çağında bütün bunlar öğrenilir aslında. Arkadaşlarla işte insanlar birbirlerine yeri gelir, bağırır, çağırır falan. Oralarda görürler. İşte fazla uygun şekillerde kullanılmadığı zaman ilişkileri tahrip ettiğini, haklıyken haksız duruma düştüğünü falan filan. Bir şekilde yani yaşaya yaşaya öğrenilecek şeyler bunlar. Yeter ki bunları yaşamak, deneyimlemek imkanı ve ortamı çocuk, genç bulmuş olsun. Yani orada dediğimiz gibi öfkenin çok kullanılmaya uygun olmamasında payı da var. Zaten bir de ama burada bahsettiğimiz öfke, dediğim gibi yok edici bir öfke değil. Zaten yok edici öfke bütün insanlarda gömülü tutulmuş. Ondan bahsetmiyoruz. O işte hani insanın temelinin zayıf olmasına sebep olan, işte herhangi travmalarda büyük bir sarsılmaya, kırılmaya hatta neden olan öfke, yok edici öfke, o elbette kontrol altında tutulması gereken bir öfke. Cinnet mi? O öfke çok kontrolsüz çıkarsa ortaya, cinnet dediğimiz durum olur hakikaten. Burada bu soruyla bağlantılı olarak belki onun devamında hani ben yazacaktım aslında, yazmamışım. Sevginin hani abucuk bucuk bir şey olmadığını biraz belki açmak yani ister işte misiniz? Dün de birazcık konuştuğumuz gibi aslında sevgi bir enerjidir. Bir insan için, karşınızda sevdiğiniz insan için bir şeyler yapmayı, onunla ilgili bir sorumluluk almayı mümkün kılan, yapmadığınız zaman kendinizi suçlu hissettiğiniz,
veya sorumluluklarınızı yerine getiremediğiniz zaman kendinize saygınızın ve sevginizin düşmesine sebep olan doğal, işte içten gelerek oluşan bir ortam oluşturur sevgi. Ve onun içinde de işte böyle temel olarak karşınızdaki insan için yapabileceğiniz bir şeyler vardır. Şimdi bunun yerine ah ben seni çok seviyorum da canım cicim falan, tabii ki bu sevgi eksikliğinde daha çok ortaya çıkan bir şeydir. Sevginin olduğu bir noktada böyle şeylere gerek yoktur yani. Cafcafa, cufcufa veyahut gönül almak için. Yani gönül almak, hani karşınızdakinin gönlünü dolduramayacak durumdaysanız gönül almaya mecbur kalırsınız. Yani aslında yumuşak da bir duygu değildir sevgi. Yeri gelir karşınızdaki insanın gelişmeye mecbur edersiniz. İşte çocuk büyütür gibi. Sadece yumuşaklıkla çocuk büyütülmez. Öfkenizi de doğru kullanıyor olmanız lazım. Karşınızdaki varlığın iyiliği için öfkenizi de doğru kullanıyor olmanız lazım. Yani birazcık şöyle bir şey, böyle insanların yok öfke kötüdür, şu iyidir, bu kötüdür, yani bunlar çok insanın bütün duyguları, hani kıskançlık da dahil olmak üzere, yeri geldiğinde ilişkilerin sağlıklı yürütülebilmesi için gerekir. Böyle o yüzden o kalıplara itibar etmeyin derim. Yok işte sakin olacaksın, öyle olacaksın, böyle olacaksın. Veya olgun adam olmayı, olgun kadın olmayı oynayacaksın falan gibi şeyleri geride bırakmak lazım. Neyseniz o olmaya çalışın. Problemleriyle beraber. Problemler ortaya çıkmadan düzelmez. İnsanın problemlerini çözmesi önce o problemlerin ortaya çıkmasıyla olur. Onu gömüp bastırdığınız zaman zaten o olduğu haliyle kalacaktır. Cesaret lazım yani. Cesaret tavsiye ediniz. Oldu mu Beriva? Evet. Hı-hı. Alev burada mı? Ha, her doğum bizi birlikten ayıran bir travma ise herkes doğumu üzerinde çalışmalı, terapi almalı mı? Doğumu. Bunun zor kolay doğum yaşayan insanlar üzerinden de değerlendirebilir misiniz? Yani birinin hani zor doğum yaşamasıyla kolay bir doğum yaşaması, o travmanın çözülmesi gerekliliği. Hatta belki sonra mesela diyelim ki ben zor doğdum, zor doğuruyorum falan. Öyle zincirler olabilir mi falan. Böyle bir. Ya zaten doğum bize, iki geçen de konuştuğumuz gibi doğarken hiçleştiğimiz için işte Alev'sin, ben Erdoğan'ım. Yani bir benlik ve kimlik oluşturmamız zaten doğum travmasını aşmak için geliştirdiğimiz bir yol ve zaten işte eğer bir kimliğimiz, bir benliğimiz varsa zaten o doğum travması hükmünü, işlevini yerine getirmiş, işte bizi tanımı olan bir varlık olmaya mecbur etmiş demektir. Zaten insanlarda doğumun neden olduğu, insanların doğumdaki o yaşadıkları travmanın sonuçlarından bir tanesi bir benlik oluşturmak. Böylece hiç olmadığını, birisi olduğunu yavaş yavaş çocukluğu boyunca oluşturmak. Öbürü de seveceğimiz ve bağlanacağımız insanları aramak. Yine doğum travmasının bizde yarattığı sonuçlardan bir tanesi bağlanacak insan aramak. Yani işte mesela çocukları, küçük çocukları, bebeklik dönemini falan baktığınızda, incelediğinizde çocuğun bütün derdinin aslında bağlanabileceği bir annelik almaya, onu ayakta tutan varlıklara bağlanmaya çalışmakla geçer. Ama insanın, bir bebeğin mesela annesine bağlanabilmesi onun elinde olan bir şey değil. Anne ne kadar annesi o kadar oluyor. Tabii bu da enteresan bir şey. Yani içimizde herhangi bir varlığa veya etrafımız, arkadaşlarımıza veya çevremizdeki insanlara
Çoğu zaman onların özellikleri ne kadarını onların özellikleri bizde ne kadar bir şeyleri harekete geçiriyorsa bir takım duyguları karşımızdaki insana bağlanma arzusunu, yani biz onu karşımızdaki insanın özelliklerine uygun olarak olurum. Bir takım insanların ya işte ben annemi sevemiyorum bir türlü veyahut işte ne bileyim ben bir türlü işte arkadaşlarıma bağlanamıyorum falan gibi şikayetler aslında onun birazcık da bir takım temel kurallara tabi olduğunu bilmeyip elinde olmayan şeyler için kendini yargılaması gibi bir şey olur. Yani kısacası bir çocuğun, bir bebeğin dünyaya geldikten sonra etrafındaki ortama bağlanması o ortamdan ne kadar alabildiğiyle ilgilidir. Ama bir insan eğer fazla bağlanabileceği, etrafındaki ortama çok fazla bağlanabileceği bir sevgi ortamı içerisine büyüdüğü de çok şanslı bir insandır. Çünkü bu insanın kapasitesi fazla olur. Bağlanma kapasitesi fazla olur, dikkati fazla olur. Herhangi bir şeyi öğrenmesi daha kolay olur. Yani hani bu şey için söylüyorum bunu. Hani çocuklara insanlar kendileri bakmayıp başkalarına bakmaya uğraşıyorlar ya. Hayat boyu uğraşmak zorunda olacakları bir sorun yaratıyor. Ondan sonra o çocuk okulda, yok işte dikkati bozuk, yok işte bilmem sıkılıyor falan, hep bunlarla, hep bunların nedeni çocuğun ortamına yeterince bağlanamamış olmasından kaynaklanan problemler. Mesela hiperaktivite dediğimiz şey çocuklarda bir bağlanma bozukluğunun görünür hale gelmesidir. Çocuk herhangi bir şeye bağlanamadığı için, diyelim önüne bir oyuncak koyuyorsunuz, 2 dakika sonra oyuncaktan sıkılıyor. Bu ne demek? Bu bağlanamamak demek. Niye bağlanamıyor? Çünkü bağlanmayı annesinden öğrenecekti. Anne çocuğun üzerinde dikkatini tutabiliyorsa, çocuğun da dikkati olacak. Alıyor onu, aldığı bir şey yok. Kendiliğinden olan bir şey değil. Ancak çocukla ilişki kurulabiliyorsa ve çocuğun üzerinde anne kendi dikkatini tutabiliyorsa, bu çocuk gelecekte herhangi bir işte kitap okurken, ders çalışırken veya herhangi bir insanı severken falan kendine arkadaş ortamı oluştururken o insanlara bağlanabilecek demektir. Bunları ne hikmetse insanlar olarak bilmiyoruz. Yani ne veriyorsak çocuktan onu alacağız. Bir de kızıyoruz çok yaramaz diye. Hem ihtiyacı olan bir şeyi vermiyoruz. Hem de onu kötü gelişiyor. Diye tabii efendim. Obsesyon nasıl gelişiyor? Bu da çok obsesif. Çocuklarda. Bir kere obsesyon büyük ölçüde annelerin hatasıdır. Burada çocuk bir takım kurallara uyabilecek yapıya gelmeden, ki çocuğun kurallara uyabilmesi yine alabildiğiyle ilgili. Eğer çocuğa yeterince verilirse, çocuk o aldıkları şeyin karşılığında kendiliğinden sizin kurallarınıza uyar. Ama az verip çok kural koyduğunuz zaman obsesif dediğimiz yapı olur. Çocuk kurallara uygun olmadığı için kendini suçlu hissetmeye başlar. Günahkar hissetmeye başlar. En çok da bu şeyde görünür. Kaka terbiyesi sırasında görünür. Yani çocuk yeterince almadan kakası çocuktan istenirse çocuk ancak kakasını çok kötü, çok iğrenç, çok şöyle, çok böyle olarak tanımlandığında kakasını vermeye razı olur. Ama kakası kendi bedeninin bir parçasıdır aslında. Çocuk için ayrıca kaka bir dürtüsel bir hayatının bir döneminde haz kaynağıdır. Kaka yaparken işte 1,5-2 yaşındaki çocuk için kaka kendi hem vücudunun parçası hem dürtülerinin bağlandığı bir şeydir. Onu o kadar kötü, çirkin falan felaket bir şey olarak tanımladığınızda bu çocuğun kendisini algılamasını da etkiler. Bu sefer çocuk kendinden bekleyeni yapacağım derken biraz kendine yabancılaşır. Tam bekleneni yerine getireceğim derken
kendine yabancılaşmak zorunda kalır. Bu da bir işte çok erken yaşta alınmış bir hasar. Ve bütün hayatı boyunca obsesif dediğimiz takıntılı insan çıkıyor ortaya. Mesela bir obsesif hastamı hatırlıyorum. Mesela kirlenme korkusu olan bir insandı. Gidiyor elini yıkıyor. Ben elimi yıkamış mıydım diyor. Yani kendi şeyine inanmıyor. İyi yıkamış olabilirim diyor ve saatlerce bir türlü musluğun başından ayrılamıyor. Ama arkasında en benim dikkatimi çeken başkasına sorma ihtiyacı diyor. Ben elimi yıkadım mı diye. Çocuk işte neden oluyor bu? Mesela çocuk kakasına daha henüz aşık ama kakasına kötü diyorlar. Annesi ona kakasını çok kötü bir şey olarak tanımlıyor. Çocuk anlıyorsunuz ki karar verememiş. Kakam aşık olacak bir şey mi yoksa kötü bir şey mi? İçinde ikisi de duruyor. Yan yana duruyor. Kaka kötü bir şeydir inandığı için elini yıkamaya çalışıyor. Ama kakam, benim kakam değerlidir diyen taraf yüzünden kakayı bırakmak istemediği için acaba elimde kalmış olabilir mi diye tekrar yıkıyor. Yani hakikaten ciddi ızdıraplı bir şey. Ha işte mesela bu, şu örnek fazla titiz, işte bir an önce mükemmel bir çocuk oluşturmaya çalışan bir annenin farkına varmadan o hayatı boyunca bu çocuğun, bu insanın böyle bir ızdırap çekmesine neden olmuş oluyor. Obsesyon dediğim için hep böyle bir şey. Yakın bir arkadaşımın karakterini biliyorum. Böyle iş yerinde de çok kuralcı bir kadın. Her şey nizamlı olsun. 4 yaşında bir oğlu var. Bir Lego koleksiyonu var oğlunun. Ve onunla kimse dokunmayacak, yeri bile değişmeyecek. Her sabah uyanıp onları kontrol ediyor. Hiçbiri bozulmayacak. Ve o Legolarla da bir defa yaptı mı bir daha bozup oynamıyor. Bu genellikle şöyle bir şeydir bu anlattığın şey. Çok obsesyon değil bu. İşte çocuklar hayatlarının belli bir döneminde, özellikle işte 3-4 yaşlarında falan fazla korkmaya başlarlar. Yani dürtüleri annelerinde olduğu için, hep bir cezalandırılma korkusu taşıdıkları için ya da temelleri çok sağlam olmadığı için korkan çocuk kendine bir sistem kuruyor. Oyuncakları yerleştiriyor, bilmem ne yapıyor, büyü gibi. Tamam mı? O böylece onu oraya onu korumuş oluyor tehlikelerden. Gece o şekilde rahat uyuyor. Dolayısıyla bu birazcık fazla korkuyor olmaktan kaynaklanan bir şey. Bir de şu, şimdi normal şartlarda çocuk korkusunu ebeveynlerinin varlığıyla yener. Yani babasına, annesine duyduğu güvenle daha huzurlu ve korkusuz olur. Bu çocuk demek ki ebeveynlerine çok güvenmiyor. Tamam mı? Kendisi o sistemle bir ebeveyn yaratıyor. O büyüye de öyle bir sadık ki, burası biraz oynarsa bu koruyucu olmaz deyip içine sinir. Veya birinin işte onu bozmuş olması, bilmem ne yapması sanki büyünün bozulması gibi geliyor. Peki o güven nasıl kazanılabilir yani? İşte demin söylediğim gibi bir insan çocuklarına ne kadar yatırımı varsa, ne kadar düşkünse, artı kendine ne kadar sevgi ve ne bileyim anlayış gösterebiliyorsa çocuğuna da o kadar gösterir. Yani diyelim ki fazlasıyla çocuğu taşıyamayan, her şey kendi kafasındaki kalıplara uygun olmasını bekleyen, diyelim ki mükemmelliyetçi ebeveynler, tabii ki çocuğun bağlanabileceği insanlar olmuyorlar. Çocuğun çok büyük bir ihtiyacı olmasına rağmen bağlanmaya, çünkü o zaman korkuları geçecek. O zaman kendini güvende hissedecek. Müthiş bir ihtiyacı var ama karşındaki insanlar buna uygun değilse olmuyor. Olmaz. İşte onu demeye çalışıyorum. Burada bizi aşan kanunlar vardır. Yani bir şekilde bir adalet oluşur. Anne baba kapasitesi kadar çocuk bağlanır ona. Onların kapasitesi kadar. Tabii ki o onu çok bağlandığını zanneder. Kendince ama objektif olarak baktığınız zaman başka çocuklarla kıyasladığınız zaman orada anne baba farkının aslında belirlediğini görürsünüz. Çocuklarınıza kendiniz bakın. Tamam.
Yani ben de çok isterim. Çoğunluğu çok isterim. Çoğunluğu çok isterim. Zaten en idealinin olduğunu çok iyi anlıyorum. Çalışan bir annenin kızı olarak. Ama çalışmak durumundayız. Dolayısıyla en azından belli bir yaş aralığı varmış. 3 yaşa kadar anne bakmalı. Ondan sonrası idare edilebilir gibi. Sen dün bir soru sormuştun değil mi? Evet. Ya işte mesela niye benim içimde küçük bir çocuk var? Sorunun cevabı bu. Annenin çalışmış olması. Şimdi sen bunun aslında insanın hayatında onun hayatını zorlaştırabilecek bir şey olduğunu hissediyorsun. İşte kendi çocuğuna yapmamaya çalış bu. Paradan veya şundan bundan daha önemli bence. İlla bu dünyaya bir çocuk getirmek istiyorsan. Getirdiğin çocuğun mümkün olduğu kadar mutlu olabilecek, sevebilecek, hayatın altından kalkabilecek birisi olması için konuşuyoruz. Yani yoksa mümkün olsa işte herhangi bir insanın senin çocuğuna, ki o insanın 3 tane 5 tane çocuğu olabilir, tecrübeli olabilir ama senin karnından çıkan ve senin doğurduğun bir çocuğun çocuğun sende uyandırdığı duyguları o çocuk o insanda uyandıramaz. O yüzden yani bence annenin yerine geçemeyeceğini kesinlikle bilin. Şeyin işte dün de konuşuyorduk. Akıllı toplumlar yani çocuklara yapılan yatırımın sonunda akıl hastalıklarını azalttığını, problemleri azalttığını, uyuşturucu bilmem ne falan gibi sorunları azalttığını, insanların daha mutlu ve daha verimli olmasını sağladığını bildikleri için işte İsveç'te, Norveç'te çocuklar 3 yaşına gelene kadar o insanların maaşını devlet ödüyor. İdeali bu. Ben de diyorum ki eşiniz iyi kazanıyor olsun. Çocuğunuz 3 yaşına gelene kadar o baksın size. Burada devlet bakmıyor ama eşiniz bak. Çok çocuklu annelerin de yani çalışmasa bile tam bir annelik görevlenmesi durumu olabilir. Aynı şeyde ortamda çok çocuk olması. Tabii annenin bölünmesi. Yani işte mesela ikiz çocuk sahibi olan insanların ikiz çocuk aslında biraz handikaplı bir durumdur. Mecburen ikiye bölünüyor şey. Annenin sıkı desteği olması lazım. Ya eşinden, ya kendi annesinden falan ki fazla sayıdaki çocuk annenin annelik kapasitesinin çok bölünmesine sebep olmasın. Ciddi destek lazım. Tek çocuk peki? Yani tek çocuğunda başka handikapları var. Aslında ideali şu. Şimdi çocuklar mesela işte şeyde görebiliyorsunuz kayayla. Ali'nin durumunda. Şimdi çocuk mesela diyelim ki 3 yaşına gelene kadar çocuğun dünyasındaki temel insan anne. Erkek ya da kız fark etmez. Baba 3 yaşına gelene kadar anneye destek olan veya anne yorulduğunda aksadığında annenin yedek annelik yapan bir pozisyonda. 3 yaşından sonra ama çocuğun dünyasında anne ve baba ayrı cinsiyetlerde, ayrı işlevlerde olarak algılanmaya başlanıyor ve o zaman baba çocuğun dünyasında baba olarak oluşmaya başlıyor. Yani baba ne? Baba annemin kocası. Yani ben onların çocuğuyum. Ben annemin kocası olamam falan gibi bir yeni bir algı dizgesi oluşturuyor babanın kabul edilmesi ve fark edilmesi. Şimdi böyle bir durumda mesela diyelim ki 1,5 yaş ara olan çocuklarda şimdi daha çocuk anne çocuğuyken kardeş geliyor. Bu çok zorlayıcıdır. Büyük çocuk için çok zorlayıcıdır. Küçük çocuk da küçük olan için de anne daha henüz öbürüne hala annelik yapmayı sürdürmek zorunda olduğu için 1,5 yaşındaki çocuğa. Dolayısıyla tavsiye edilen şey şudur. Çocuklar arasında çocuğun öbür hayat dönemine geçeceği kadar bir zaman, bir fark olması uygundur denir. Yani işte mesela en az 3 yaş fark olması daha uygundur. Fazla zorlanmamaları için.
ya da 5 yaş olsa daha da iyi olur. Değil mi? Şimdi aramızda kardeşiyle 5 yaş, 7 yaş farkı olan mesela şeyler bilirler. O abilik veya abladık daha kolay yaşanmıştır. Kardeş sevilmiştir. Öyle büyük bir kıskançlık nesnesi olmamıştır. Yani çocuk çünkü artık anneyi babayı kardeşle paylaşacak düzeydedir. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek gerekir. Yoksa biraz kaderleri zorlaştıran bir etkisi olur. Erken hazır olmadığı zaman çocuğun kardeş sevmek zorunda kalması. İşte biraz Ali zorlanıyor. Ama beceriyor. Tek çocuk sormuş. Ben tek çocuğum. Evet. Tek çocuk. Yani tek çocuğun zorlukları. Tek çocuk olmanın anne için değil, kendisi için. Yani tabii tek çocuk olmanın, kardeşli olmanın insana öğrettiği bir şey vardır. İşte ne bileyim, arkadaşlık, dostluk ya da paylaşmak ya da işbirliği yapabilmek falan gibi kabiliyetleri biraz arttırır. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi insanoğlu bir yandan sevilecek, bir yandan kabul görecek, bir yandan işte onu büyümeye mecbur eden bir ortamı olacak. Ama bir yandan da dünyanın dünyanın merkezi olmadığını da bilecek. Aslında kardeş sahibi olmak bir bakıma insanın erkenden dünyanın merkezi olmadığını, işte annesinin babasının başka birini de sevebileceklerini falan da görmesini sağladığı için bir yandan da mütevazileştirici bir etkisi vardır. Çocuğu sadeleştirici, mütevazileştirici. Bir de dediğim gibi işbirliği yapmaya, paylaşmayı öğreten bir etkisi vardır ki bunlar iyi özellikler, önemli özellikler. Hayatımız boyunca başka insanlarla oluşturduğumuz ortamlarda bu tip özelliklerimiz varsa daha kolay oluyor hayat. Dolayısıyla kardeş insana çok şey de öğretebilir. Ama işte biraz arada mesafe olursa iyi olur. Kardeş iyi bir şey aslında. Tek çocuk mu olsun, gücünüz varsa, iki olsun, üç olsun, size kalmış ama gücünüz varsa. Hocam, ikizler nasıl? Efendim? İkizler. Hı. İkizlerin işi zor, onu diyorum. Yani ikiz annesinin mutlaka desteklenmesi lazım. Desteklenemeden ikiz çocuğu büyütmeye mecbur kalırsa, çocuklar için bir şanssızlık olur ikiz şey, ikiz çocuk olmak. Ha, birbirine çok benzeyen çocukların, yani aynı monozigot, tek yumurtadan olan çocukların ayrıca bir zorluk oluşturur mu birbirlerine fiziksel olarak çok benziyor olmaları? Olmaz aslında. Dışarıdaki insanlar karıştırır ama onlar birbirini karıştırmaz da. Yani bana şey gibi geliyor. Yani kader bir kere içine doğduğumuz ortamdır. Annemiz, babamız, onların o sıradaki ilişkileri. Bir yandan kendi genetik donanımımız. Yani kısaca kader diye bir şeye ben inanıyorum. Yani hayatımızın tamamen tesadüflerden oluşmadığına, bir büyük planın parçası olduğuna inanan bir insanım. Ama şöyle bir şey, kader her an kurulur, yıkılır, yeniden kurulur gibi geliyor bana. Yani bizim ne olacağımızı bir tek, hani bizim ne olacağımızı melekler bile bilmez. Belki bir plan vardır ama yine de o planın faili biz, o planın uygulayıcısı, oluşturucusu, seçimlerimizle onu oluşturuyoruz. Ama hani şöyle bir soru, peki Allah bilir mi bizim ne olacağımızı? Tabii o bilir. İşte kader bu. Bizim ne olacağımızı Allah'ın bilmesi. Ama onun dışında başka kimse bilmez. Nasıl bilmiyor musun? Biraz karışık oldu belki ama. Çünkü her an her şeyi canlı, her şeyi tekrar evet, ediyor. Evet. Seçimlerin ne demek kaderimizin rolü var?
İşte muhakkak eğer Allah biliyorsa bizim neyi seçeceğimizi, demek ki o da determine. O da o kadar zannettiğimiz kadar özgür iradeyle olmuyor. Koşullar hangi seçimi yapacağımızı belirliyor. Ama onu kimse bilmiyor. Yani demek istiyor. O zaman ne kadar özgür irade var dersek? Evet, o zaman şüpheli oluyor. O zaman ne var? Ne kadar özgür evet. irade var dersek? O şüpheli şey oluyor, evet. Biz seçtiğimizi sanıyor muyuz? Biz seçtiğimizi zannediyoruz tabii. O zaman fazla bu konuşmayı burada bitirebiliriz. O zaman. Aslında bence yalnız özgürlük ya da özgür irade dediğimiz şey bu hani her şeyi bizim seçiyor ve karar veriyor olmamız değil bence. Bence özgürlük dediğimiz şey içimizden gelenlerle yaşayabilecek hale gelmemiz. Ve içimizden gelenlerin doğru olmaya başlaması. Yani insan sürekli kendini denetlemek zorunda olan bir varlık değil mi? Bir çocuğun içinden gelenler doğru değildir. Bıraksan Ali'yi kardeşinin kafasına bir şey indirebilir. Değil mi? Bir sürü insan kendini denetleyerek doğruda tutmaya çalışır. Bir gün gelir de içinizden gelen her şey denetime ihtiyaç duymadan zaten doğru olmaya başlarsa bence özgürlük bu. İnsanoğlunun olabileceği özgürlüğü bu kadar. Bu da az bir şey değil ama bence. Gizli saklısı olmadan açık bir insan olacak o zaman. Evet, evet. Biraz hasetten bahsedebilir misiniz? Kitabınızda uzun uzun bahsetmişsiniz. Ama yine de... Anlaşılmıyor. Anlaşılmıyor. Ama mesela hani öfke var mı hasette? Hasette en büyük öfke kaynağı hasettir. Evet. Yani o demin sözünü ettiğiniz yıkıcı öfke, insanın kullanmak kaçınmak mecburiyetinde olduğu öfkenin kaynağı aslında hasettir. Haset ama doğuştan getirdiğimiz enerji. Yani insan doğduğunda sahip olduğu enerji sadece emmeye ve tutmaya yarıyor. Böyle bir şeye tutup onu kendine ait kılmaya yarıyor. Bu tamamen haset enerjisi bu. Bu haset enerjisi haset ettiği şeyi yok etmek isteyen bir duygu. Ama bir bağlanma biçimi her şeye rağmen. Haset bir bağlanma. Bu tabii burada bahsettiğim haset en ham haliyle, en dönüşmemiş haliyle haset. Çünkü o haset enerjisi bebeklik boyunca, işte annenin bizle kurduğu ilişki bebekken, o haset enerjisinin ayrışmasını ve hasetin azalmasını sağlamaya başlıyor. Yani birazcık tekrar aynı mevzuya dönmüş olacağız ama bebekliği iyi geçmeyen insanların haseti fazla olur. Haset bizim canlılık enerjisi aslında haset enerjisidir. Ama bu dönüştükçe biz diğer canlılardan farklı olarak işte bağlanabilmeye ve dönüşmüş enerjiyle de birçok kabiliyet, yani amaçlı hareketler mesela, ancak dönüşmüş bir enerjiniz varsa bebek, çocuk amaçlı hareketler yapmaya başlar. Tamamen ihmal edilmiş veya otistik çocuk amaçlı hareketler yapamaz. Ama amaçlı hareketler yapması uzun zaman alır. Dolayısıyla da çocuğu acaba bunda bir beyin hasarı mı var, işte organik bir problem mi var diye de şüphe edilir. Dolayısıyla bu haset enerjisinin dönüşmesi ve işte o enerji yeterince dönüştüğünde mesela çocuğun dikkat kapasitesi gelişir, has kapasitesi gelişir. Yani bizim insan olarak bu dünyada sevebileceğimiz, haz alabileceğimiz, ilgimizi çekip bağlanabileceğimiz her şey o dönüşmüş enerjiyle mümkün olur. Şimdi böyle bir şey haset. Ama bir de şöyle bir şey var. Şimdi insanın bir yandan dış dünyaya bir bağlılığı varken, işte çocuğun, bir yandan da kendine bir yatırımı var. Yani benlik dediğimiz şey, çocuğun kendine bir yatırımı
olduğu için olabiliyor. İşte otistiklerde bu benlik yasalımı oluşmuyor. Veya çok az oluşuyor. Bir insan hayatına giren bir başka insana çok fazla yatırımı kaymaya başladığı zaman, çok bağlanmaya başladığı zaman ve o bağlılık kendine olan yatırımını azaltmaya başladığı zaman ortaya haset duygusu çıkar. Böylece kişi hasetiyle kendini korumuş olur. Haset ortaya çıkar, haset ortaya çıkınca kişi uzaklaşmak ister. Yani haset duygusunun geriletilmesinin en uygun yolu haset edilenden uzaklaşmaktır. Böyle olunca mecbur kalırız karşımızdaki insanın uydusu olmak, ne bileyim onun gözüyle görmek, onun aklıyla düşünmek falan gibi bir tehlikeye kaymaktan, çünkü o zaman o bizim benliğimizin yerine geçer. Kaçınabilmek için içimizde haset duygusu başlar ve o haset duygusuyla biz bizim için tehlikeli olan insandan uzaklaşmak zorunda veya ilişkiyi bozarız. Bir takım çok adını koyamıyorsak kendi hasetimize saçmalamaya başlar. Sonra döner bakarız ya ben niye bunları yaptım diye. Halbuki kendimizi korumak için yapıyoruz. Yani böyle bir içimizde bir sigorta var bizi. Biz olmamızı sürdürmeye sağlamaya çalışan, bizi başka bir insanın ucusu olmaktan korumaya çalışan bir sigorta var. Yani dolayısıyla çok da sağlıksız bir şey denemez hasete bu manada. İnsanın kendini koruması için uyanan bir refleks olarak haset sağlıklı bir refleks. Sadece burada şöyle bir mesele var. Eğer bizim kendimize olan yatırımımız fazlaysa, yani annemiz babamız bizi çok benimseye büyüttülerse, o zaman kendimize yatırımımız fazla olduğu için kolay kolay bu bahsettiğim tehlike ortaya çıkmaz. Ama değilsek çok kolay çıkar. Peki orada fiziksel olarak mı uzaklaşmak? Evet. Yoksa hani onu fark ettin ve ona göre davranışlarını, yani yatırımını kendine haset çok ağır bir duygu. Yani çok da enerjisi olan bir duygu. Hani nasıl insan ben acıktım dediği zaman acıkması geçmiyor. İlla bir şey yemesi lazım. Haset de öyle. Dolayısıyla hiç kendimizi kandırmanın gereği yok. Hasetini fark etmek, hasetin çok yıkıcı olmasını engellemeyi sağlar. Fark etmediğiniz zaman çünkü gerçekten saçmalarsınız. Ama bunu fark ettiniz diye haset geçmez. Tedbirini almak gerekir. Biraz uzaklaşmak gerekir. En sağlıklı hasetin azaltılma yolu bu. Başka yollar da var. Mesela haset ettiğiniz insanda kusur ararsınız. Ha babam onu da eksik bulmaya çalışırsınız. Böylece o haset edilecek bir şey olmaktan çıkartılmaya çalışılır. Tamam, onu değersizleştirerek hasetinizi azaltmaya çalışır. O da ilişkiyi bozar. Karşınızdaki insan eğer kendine bir yatırımı varsa sen ne diyorsun der yani. Nereden çıkartıyorsun bunları demeye başlar. Tamam, başka bir mesela haseti azaltmanın yolu onu yenmeye çalışırsınız. Yenerseniz yenilene duyulan haset geçer. Tamam mı? Yani dolayısıyla bu yollara girdiği zaman haset bir karakter bozukluğuna yol açar. Karşınızdakileri yenmek isteyen, ona üstün olmak isteyen, onu biraz ezmek isteyen, onu değersizleştirmeye çalışan, değil mi? Bence en tehlikeli şeyi hasetin, en tehlikeli yol bu şekilde bir karakter bozukluğuna yol açması. O bence, o eğer farkına varırsak hasetin ve uzaklaşmayarak çözmeye yönelirse bu olmaz. Bu da önemli bir şey bence. Çünkü haset bizim elimizde değil. Haset sahibi olmak insanı kötü yapmaz. Hayatını çok zorlaştırır. Onu kötü bir şey zannetmekten de kurtulmamız lazım aslında. Evet, bu kadar yıkıcı bir duygu. Ama kimsenin elinde değil yani. Haset sahibi esas zarar görür. Dolayısıyla da birazcık daha serin kanlı bakıp şimdi ne yapacağım demeyi becermek en iyisi. Peki evliliklerce de uzun ilişkilerde çiftler birbirlerine benzemeye başlarlar. Bu iyi bir şey midir, kötü bir şey midir?
Bu mesela büyük ölçüde şundan oluyor. Bir şeye nihaset ediyor mesela. Ve ona benzeyerek, değil mi? Hasetin, şimdi çocuklarda mesela çocuklar ebeveynlerine haset ettikleri için büyüyorlar. Onlar gibi, onun gibi olmak istemenin arkasında ona duyduğu haset var. Şimdi çocuk daha 9 aylık bir çocuk mesela, annesinin de kendinin ayrı varlıklar olduğunu tam idrak ettiğinde annesi ne yapıyorsa onu yap, ne yapmak ister? Yürümeye çalışır. Annesi yürüyor ya, o da yürümek ister. Konuşmaya uğraşır. Demek ki bir bakıma da bizi gelişmeye çok mecbur eden bir duygu. Enerjisi çok yüksek çünkü. Ondan kurtulabilmek için onun gibi olmaya uğraşır. Başka hiçbir duygu insanda başka birine benzemek için bu kadar uğraşma nedeni olmaz. Muhtemelen senin söylediğin eşlerin uzun vadede birbirlerine benzemesi, birbirlerine haset etmekten kaçınmak için buldukları bir yol. Sağlıklı bir yol. Evet, en azından ilişkiyi tarif etmeyen, hatta belki biraz da kişiyi geliştiren bir yol olmuş olur. Bizim şeyde de öyle olur. Hastalar bize hasetleri bazen bize benzeyerek çözülür. Bir takım özellikler edinirler, alırlar. Sizin bir takım özelliklerinizi. Böylece haseti de azaltmış olurlar. Kendilerini de geliştirmiş olurlar. Haset doğuştan getirdiğimiz ve hani ömür boyunca bizde kalan bir duygu. Evet. Dönüştürebilirsek sevgi kapasitesi evet. Artıyor. Tamam, ama çok zaman zaman hiç beklemediğim bir anda çıkabilir yani. Evet. Haset evet. Onunla yüzleşmelisin. Evet. Yani hasetini tanımak bence son derece önemli. Yani bir insanın kendi hasetini tanıyabilmesi onu bence daha insan yapan bir şey olur. Bence mesela bir sürü insan değil mi? Mesela bir sürü insan işte alışveriş meraklısı. Baktığınız zaman mesela niye bu kadar hani ihtiyacından çok fazla alma eğilimi var. Aslında çoğu insan başkasında görüp haset edeceği şeyi önceden alıp haset etmekten kaçınma. Mesela şimdi bunu biraz anlamak lazım. Ben bunu niye alıyorum? Evde 5 tane varken aldım. Beğendin. Başkasının üzerinde görürsen çekeceksin. Varsa paran alıp kenara koyuyorsun. Kullanmasan bile. Tabii. Yani iyi kötü bunları anlayıp oturttuğunuz zaman illa bunun için psikiyatr olmaya gerek yok. Gerçekten haset kaşımanın son derece yanlış ve acımasızca bir şey olduğunu görmek gerekir yani. O da bir karakter bozukluğu. Sürekli insanlarda övünmek, ha babam övünüp insanlarda haset kaşımaya çalışmak. Aslında o kendi hasetini çözememiş veya işte dediğim gibi hasetini fark edip İşte bunu hem doğal ama hem de kaçınacak bir ustalık hayatının bozulmasına engelleyecek şekilde kullanmayı becerememiş insanlar. Kendileri yanıyor ya, onlar da başkalarını yakmaya çalışıyorlar. İyi bir şey değil. Şeyi bozar. Bana sorarsanız, günümüzün insanlığının en önemli handikaplarından bir tanesi, işte bütün şeyin, küresel sistemin malını satabilmek için sürekli insanların hasetini kaşıması. Hiçbir çağda olmadığı kadar bizim hasetimiz ortalarda. Halbuki bütün tarih boyunca yani katılmayabiliriz ama hep haset işte uzak tutulması gereken bir şey olarak tanımlanmıştır. İşte ne o? İlk 7 günahın başındadır falan. Bütün dinler haseti işte kaçınılması gereken bir şey olarak da hatta günah olarak tanımlar. Büyük günah olarak tanımlar. Günümüzde herkesin birbirinin hasetini kaşıması veyahut da işte bir marka bilmem ne falan hep onları daha çok satabilmek için bütün reklam sektörü herkes haset kaşıyor. İyi olmuyor bu. Sosyal medyada Instagram falan. Yani. Herkes çok mutlu, şahane eğleniyorlar. Çocuklar çok, çok terbiyeli ve eğitimli.
Ne kadar şey yıkıcı yollar hakikaten. Var olmamızı başkalarını acıtmanın üzerine kurmak. Ne kadar acıtıyorsak o kadar varız gibi bir denklem falan. Ne yazık ki işte o tuzaklara düşmemek lazım. Zaten işte bu dün konuştuğumuz hani yogada mesela bir enerji temizlemeye çalışıyorsunuz. Değil mi? Daha fazla sevgi enerjisi oluşturacak bir faaliyet için. Ondan sonra git işte onunla bununla kendini kıyaslayarak. Ha tabii burada bu arada şey de önemli. Yani bazı insanlar özellikle çocukken başka çocuklarla kıyaslanarak, kardeşlerle veya akrabalarla falan kıyaslanarak iyi bir öğrenci olması, çok terbiyeli olması çalışılmış. Yani bak bu ne güzel, matematikten bilmem ne almış, sen niye böyle aldın falan gibi bir muameleye maruz kalan insanlarda haset etmeye çok eğilimlidir. Genel olarak başkalarıyla kendilerini kıyaslarlar. Çocuklarınıza sakın bunu yapmayın. O zaman sevemez hale gelir. Hele iki kardeş arasında. Katiyen yani yapılmamız gerekiyor. Ama sistem de kıyaslıyor çocuklar. Siz kıyaslamasanız da devamlı sınav ediyorlar. O sistemlerden biraz uzak durmak lazım. Evet. Varsa bir seçim şansınız. Bu problemli sistemlerin dışına da bir şey kurmaya çalışması lazım. Evet, çok doğru. Var mı daha şey yapmadığımız, cevaplamadığımız evet. Baklatalım. Çoğu zaman insanın burada konuşulanlar gibi bazı hakikatleri duyması, o güne kadar yaptıkları, yapamadıkları, hayatında oluşturabilmiş ya da oluşturamamış oldukları konusunda kendini kötü hissetmesine yol açabiliyor. Evet. Peki her dönüşümde böyle bir yüzleşmenin olduğunu düşünerek bir insanı geliştirebilecek bir yüzleşme bundan sonrasında nereden geçer? İnsan kendini bu durumdan dolayı öfke duymaya giderse ne olur? Öfke duymadan bir yüzleşme bu yüzleşme vasıtasıyla büyümenin yolu nedir? Yani bir kere tabii burada konuştuğumuz her şey bir bakıma da bir miktar acı oluşturabilir insan. Yüzleşme ister istemez bir acı olacaktır. Ama eğer bu yüzleşme sizin kendinizi anlamanızı ve kabul etmenizi de kolaylaştırabilecek bir içerik taşıyorsa, yani sert, aşağılayıcı, değersizleştirici falan bir yüzleşme değilse, hani sevgiyle yapılan bir yüzleşme ise, aslında insan bundan o kadar zarar görmez. Ve bir şekilde yüzleşme olmadan da zaten büyüme olmaz, gelişme olmaz. Yani ne bileyim işte bir insan problemleri için geldiği zaman ister istemez kendi annesiyle, kendi babasıyla, kendi geçmişiyle, kendi bugün oluşturabildikleriyle, oluşturamadıklarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Ama bu eğer bir sevgi ortamında olabiliyorsa, o zaman ben bunun fazla zarar verici bir şey olduğu kanaatinde değilim. Ama bu soruyu soran arkadaşın da çok iyi ifade ettiği gibi eğer yüzleşme kendini öfke duymaya yol açıyorsa o yüzleşmeden insan yararlanmaz. Yüzleşmenin bir miktar mütevazileştirici bir etkisi olursa o zaman öfke duymadan insan kendini görebilir. İnsanın yani nasıl ki çocuk ona sürekli bağıran, çağıran, korkutan bir anne babanın çocuğu daha büyümüş bir çocuk olmuyor. Ancak sevebilen insanların çocuklarının daha ruhen gelişmesi ve büyümesi mümkün. Aynı şekilde insanın da kendiyle olan ilişkisinde kendine öfke duyarak kendini geliştirmesi mümkün olmaz. Öfkeyle herhangi bir sorun çözülmez. İşte tamam demin öfkeyi işte kendinizi korumak için karşınızdaki insanı sevilebilir tutmak için öfkeyi kullanmak zorundasınız ama o bile ancak sevgi için kullanıldığında dediğiniz yere varır. Hayırlı bir sonuç oluşturabilir yani. Dolayısıyla burada onu görmek lazım. Eğer bir insan
kendiyle yüzleştiğinde kendine o duyduğu öfke artıyorsa bence bu konuda bir yardım almalı. Yoksa zarar görmüş olur. Yani böyle bir durum olduysa, buradaki konuştuğumuz mevzulardan dönüp kendine öfkelenmiş birisi varsa, isterse bir açsın, bir örnek de olur. Hani kendine öfke duymadan bir meseleyi ele almanın bir örneği de olur. Ama yoksa iyi, sevindirici o zaman. Demek ki taş yapalım derken göz çıkartmamışız. Soruda başka neler vardı Berivan? Cevaplanmış oldu mu? Evet, bu soru cevaplanmış oldu. Hı-hı. Açmak isteyen var mı bilmiyorum. Yoksa başka sorular var. İnsanı kamil varlıkların bazıları daha sert iken bazıları çok daha yumuşak varoluşlara sahiplerdir. Ancak bu varlıkların ortak özellikleri, hayata ele alışlarındaki ortak hal, tavır sizce nedir? Yani sevmek nasıl bir şeydir? Evet, yani işte geçenlerde de konuştuğumuz gibi, yani böyle bir yok işte olgun insan, şöyle insan, böyle insan kalıbı diye bir şey zaten konuyu anlamamışlıktan, yapay bir şey olduğundan ve bu tip yapaylıklara girmenin bütün gelişmeyi durduracağından söz ediyoruz hep. Değil mi? Hakikilik olmadan gelişme, büyüme veya işte problemlerin çözümü olmaz. Zaten o hakikilikten vazgeçecek yollara girilirse büyüme şansı kalmaz. Dolayısıyla kamil insan denen insanın da hakikaten kamilse herhangi bir kalıba girmemiş, efendim kendine göre, kendi özelliklerini muhafaza ederek, başkalarının beğenebileceği birisi olmaya çalışmadan bunu oluşturmuş olması lazım gerçekten, belli bir düzeydeyse. Hakikaten işte soruda da dediğin gibi, mesela bu şeyde bahsettiğim Don Juan'ın öğretilerinde, orada birkaç tane diğer insanları yetiştiren ustalaşmış şey var. Kamil insanlar diyelim. Veli nimet diyorlar onlar. Veli nimet var o kültürde. Mesela veli nimetlerden bir tanesinin işte diyelim çok öfkeli oldu. Başka birisinin çok kadın düşkünü oldu. İşte başka birisinin çok anlayışlı olduğu falan gibi o tarif edilen veli nimetlerinde her birinin ayrı şeyleri var. Özellikleri var. Yani bence şunu anlayalım buradan. Esasında insanın gelişmesi demek, kendi içindeki iyiliği ve gücü bir araya getirip onu kullanabilmesi demektir. Bir insanın güçlenmeden, gücü olmadan çok gelişkin bir varlık olması mümkün değildir. Güçlenme de bir alanda o alanın çok ustası olarak mümkündür ancak. Yani o güçlenmenin alanı kimi insanda bilmem efendim savaş da olabilir. Kimi insanda belli bir alanda gerçekten çok mahir olmayı becermesi de olabilir. Dolayısıyla da yaptığı işin alanın kendine özgü özellikleri zaten o insanda görünür. Yani mesela şeylerde eski Japon kültüründe işte bu samurayların, değil mi? Onlar da bir meditatif, işte onlar da ruhsal gelişmeyi çok öne çeken bir kült. Ama adamlar savaşçı. Savaşçı olmak, hani orada işte birçok uzak doğu sporunda zaten bir arkasında bir felsefe yatar ve çoğu zaman da yatan felsefe yine böyle bir ruhsal tekamülü içeren bir felsefedir. Yani demek ki illa çok yumuşak, çok anlayışlı bir yoldan insan güçlenmez. Başka insanları anlayarak, kabul ederek, severek bir insan varlığını sürdürecekse zaten kendini iyi koruyabiliyordur. İnsanlarla iç içe olan bir insan, insan ilişkilerinde kendini kullandırtmadan insanlara yardımcı olmaya çalışıyorsa bu insan yumuşak bir insan olmaz.
Yeri geldiğinde sert bir insan olur. Başka türlü götüremezsiniz. Başka türlü çekilmek zorunda kalırsınız alanda. Yani şeyle bence gelişkinlikle yumuşaklık arasında bir bağlantı yok. Hani insanın anlaması, anlayış kabiliyetinin artması, insan meselelerine yaklaşımında daha onları anlayan ve kabul eden bir çizgiye getirebilir ama insan kendinin değersizleştirilmesine, kendinin sömürülmesine, kendinin suistimal edilmesine de izin vermemeyi öğrenmek zorundadır. Yoksa tekamülü durur. Sevemez hale gelir. Yani bir insanın başka insanları sevebiliyor olması için insanlardan zarar görmüyor olması lazım. Yani olay bu. Yani öyle yok işte olgun insan da öyle bir şeyler palavra yani. Önce insanlardan zarar görmemeyi öğreneceksiniz. Kendinize zarar verdirtmemeyi öğreneceksiniz. Yani onlara duyduğunuz sevgi bu ile bu at başı gitmezse yürümez. Demem oldu mu? Yani o zaman ortak özellik nedir diyecek olursa, insanları sevebilen ama insanlara da kendilerine zarar vermesine katiyen izin vermeyen bir çizgi olması lazım. Yani ortak karakteristik olarak. Bir bebeğin büyümesinde hep annenin rolü üzerinde durduk. Peki eşcinsel ailelerde bir bebeğin büyümesinden, bir erkeğin içindeki annelik kapasitesi ya da bir kadının içindeki babalık kapasitesinden de biraz bahsedebilir miyiz? Hatta dün bahsettiğim hani kadın erkek ilişkisini bir de eşcinsel ilişkiler anlamında şey yapabilir miyiz? Hani irdeleyebilir miyiz? Orada ne düşünüyorsunuz? Yani bir ilişkinin sevgi ilişkisi olmasıdır önemli olan. Karşı cinsler arasında ya da aynı cins arasında. Yani esas kriter. Bence burada bir sevgi ilişkisi olup olmadığıdır. Ama şöyle bir şey var. İşte ortalama insanoğlunun, işte ortalama kalıplar içerisinde yaşayan insanoğlu aslında ortalama bir kalıbı temsil eden bir sistemin içinde büyüyerek öyle oluyor. Yani diyelim ki bir kadın ve bir erkek arasında ilişkin içinde büyüyor ortalama bir insan, annesi babası. Doğal olarak o da işte babasından erkekse annelik, kız çocuğuysa annesinden annelik öğrenerek, onların rollerine özenerek işte gelecekte de benzer bir hayat kurmaya hazırlanmış oluyor. Yani nasıl bir hayat yaşayacağını taslağını kendi ailesinde görmüş oluyor. Yani hiçbirimiz bunlardan ari değiliz. Ama diyelim ki çocuğun içinde büyüdüğü ortamda çocuk annesi kendisi için çok tehlikeli bir şey haline gelebiliyorsa, yani büyük bir çekim ve o çekim nedeniyle de tehlikeli bir varlık haline gelebiliyorsa, o çekimden ve o tehlikeden kurtulma yollarından bir tanesi eşcinsel bir kimlik oluşturmaktır mesela. Tam o çocuk o koşulların içerisinde minimum zarar görmek için eşcinsel bir kimlik oluşturmak zorunda kalır. Bu çocuğun mecbur kaldığı bir şeydir aslında. Ve ondan sonra da o kimlik üstüne ne bir yapı kurar ve eğer ortam önemli ölçüde sağlıklı ögeler de taşıyorsa, çocuk kendi cinsinden birisiyle bir sevgi ilişkisi kurarak yaşayacak şekilde oluşur. Değil mi? Yani bir de eşcinselliğin daha ağır formları var. Bu böyle işte bizim sınır vakalar falan dediğimiz veya ağır narsistik bozukluklar dediğimiz o formlarda bu dediğim şey olmaz. Yani bir sevgi ilişkisi sürdürebilecek vasıflarda olmaz eşcinsel insan. Ama bu herkes için geçerli. Eşcinsel olmayanlar da işte bu ağır sınır vaka veya narsistik bozukluk gösterdiği zaman onlar da zaten kalıcı sevgi ilişkisi kurup götüremeyen insanlar oluyorlar. Şimdi diyelim böyle bir durum
içerisinde bir insan yapılandı. Birisiyle de bir kalıcı ilişki kurdu. O kurdukları ilişkinin içerisinde de bir tane çocukları olsun istediler. Bir kere burada şöyle bir şey olacaktır. Bu çocuğun da eğer çok küçük alınıyorsa o da eşcinsel olacaktır. Yani gördüğü örnekler öyle. Evdeki, içinde yaşadığı ortamdaki gördüğü örnek onu etkileyecektir. %100 demeyeyim. Hı? O enerjiden dolayı. Yani çocuk özdeşleşiyor. Mesela diyelim ki erkek çocuk. Şimdi iki eşcinselin... Anladım dediniz ya, eğer çocuk annesiyle başa çıkamıyorsa eşcinselliğe yönelecek. Evet. O sonrasında belki sevgiyi bulabilir dediniz. Hani geliştireceği ilişkide kendini gördüğü evet. için. Hani sevildiği için. Yani eşcinsel olur için. Ama sevildiği için ortam. Bir aile ortamı olduğu için, çocuğun iyiliği düşünüldüğü için falan, çocuk oradan aldığı donanımla sevebilecek bir insana dönüşür. Tamam mı? Ama yine de eşcinsel çocuk, işte annesiyle olan ilişkisinde, erkeklerden bahsediyorum, annesiyle ilişkisindeki bir çıkmazı başka türlü çözemediği için eşcinsel olur. Tek sebep bu mu değil? Yoksa büyük doğuştan hani budur. Var mıdır? Yok, doğuştan öyle bir şey olmaz. Yani 3 yaş civarında oluşur. Eşcinsellik. İşte 3 ile 5 yaş arasında eşcinsel kimlik oluşur. Ama çocuk o kimliği ancak ilkokul çağında başka bir erkek çocuğa aşık olduğu zaman ağır ağır görmeye başlar. Önce farkına varmaz. Ama diyelim ki mesela annesiyle özdeşleştiyse, hani diyelim annesinin kıyafetlerini giymek isteyebilir veya annesinin yaptıklarını yapmaya veyahut makyaj falan yapmaya kalkışabilir. Ama bütün bunlar illa eşcinsel olmasını gerektirmez. Bir sürü çocuk da böyle bir ilgi, heves duyar, sonra geçer gider. Ama eşcinsel kimlik 3 ile 5 yaş arasında oluşur aslında. Peki kız çocuklarda? Kız çocuklarda da daha çok eşcinsellik anne ile ilişkinin ya yeterince doyurucu olmamasından ve yani bir kere şöyle bir şey var. Mesela çocukların annenin bedenine büyük bir çekim var. Eğer çocuk o çekime doyabiliyorsa anne bedeninden kopabilir. Ama diyelim ki hep bir kadın bedenine duyulan bir açlık, bir eksiklik kaldıysa bir kere bu insanın hayatının geleceğinde başka bir kadınla annesinin yerine koyacağı başka bir kadınla, daha doğrusu annesinin bedeninin yerine koyacağı başka bir kadın bedeniyle yaşama arzusudur aslında lezbiyenlik. Bir böyle bir şey var. Bir de bazı lezbiyenlerde çok ağır bir penis haseti olduğu için o penissiz bir şekilde cinsel hayat yaşama arzusunun da çocuğu kendi cinsinden birileriyle yakın olma noktasına götürebilmesi mümkün. Bir de bence şöyle bir şey var gördüğüm. Lezbiyenlerdeki yakınlık duygusu, birbirleriyle oluşturabildikleri yakınlık duygusu çok yüksek oluyor. Yakınlık duygusunun yakınlık duygusunu yaşamaya çok ihtiyacı olan insanlar. İşte birbirine benzemiyor olmanın ya da işte ilişkideki gerginliğin, kadın erkek ilişkisinde devamlı bir gerginlik vardır. O gerginliğin olmadığı bir ilişki olarak da lezbiyen olmayı seçebilirler. Çok birbirine benzeyen, daha yakın olabilen olarak. Peki çocuk lezbiyen oldu veya eşcinsel oldu diyelim. Hani iki eşcinselin büyüttüğü bir çocuk. Sağlıklı olur mu? Sevebilir mi? Yani tabii hani, sevileyerek büyütülüyorsa sevebilir. Ama önündeki modellerin iyi kötü onu etkileyeceği muhakkaktır. Ama bir insan diyebiliyorsa ya ben eşcinselim ve mutluyum. Benim çocuğum da eşcinsel olsun, o da mutlu olsun. Bunda bir sıkıntı yok diyebilir. Bu da gayet anlaşılır bir şey. Neticede bu konudaki referansı kendisidir. Kendi mutluysa bir mesele yok. Niye olmasın?
etraf, herkes heteroseksüel de çok mu mutlu? Diyebilir ki benim gibi o da mutlu olabilir. Burada bir sıkıntı yok. Ama ben, bence şu önemli burada, bu eşcinsel çiftin birinin eril enerjili, birinin dişil enerjili olması bence tercih edilmesi gereken bir şey. Çünkü sonuçta çocuğun sağlıklı veya hayatın altından kalkacak bir insan olması, bu eşcinsel çiftin enerjileriyle, ona verecekleri enerjileriyle çok ilgili. Bana sorarsan böyle bir durumda buna baksınlar. Yani acaba biz birbirimizi tamamlıyor muyuz? Çocuk birimizden dişil, birimizden eril bir enerji alma şansı bulacak mı falan diye bakarlarsa bence daha iyi olur. Sadece cinsiyet değil, cinsiyetin arkasındaki enerji şeyi daha önemli olabilir. Hı hı. Sorular bu kadar. İyi. Saatte tam 10'a 2 var. başka sorusu olan yoksa bir resim çekelim mi hep birlikte? Olur, çekelim. O zaman Erdoğan Bey'in yanına doğru gelelim.